Evet arkadaşlar, bir cuma akşamına herkese selam. Şimdi bu video Decathlon'da Fulcrum Realty jantların değişiminden sonraki ilk video. Birkaç değişiklik yaptık, daha doğrusu farklılık var. Hem giyimde hem de yeni jant ile beraber. Daha önce Victoria Rubino Pro 3 lastikler kullanıyordum. Ama ve lakin biraz sert onlar. Açıkçası. Yoldaki her şeyi hissettiriyor. Konforsuz lastik ama sağlam lastik gerçekten de. Yani hiç patlamadı şimdiye kadar. Bir kez bile patlamadı. Hani biraz yürü seven dükkana kattığı gibi onu verdi o patlak direnci ve aklını alırken konforda ödün veriyordum. Jantlar değişim sırasında da bu bisikletle beraber gelen bir sendire diye taktım arkadaşlar, sağ olsun. Bir diğer değişik biliyorsunuz, jant seti değişti. Aynı marka model ama hatası onlar değişti. Zaten bugün kanala video koydum. Saat 7.30'da o video yerine girmiş olacak. Öyle planlıyorum. Ya şimdiye kadar lastik epey hoşuma gitti. Yumuşaklığı. Yani böyle üç yoldan geçiyorum ama yine de yumuşak bir lastik. Şu an izlenimleri bunlar. Patlak koruması nedir? Nedir? Bir Victoria değil, onu biliyorum. Daha dikkat etmek gerekiyor. Bu saatten sonra rota seçmek biraz yüksek açacak. Hatta akşamları böyle fazla uzun bir tur yapayım diyemiyorsunuz. Sabahtan bir şey planlayıp böyle oturum yapayım. Böyle şansım pek yok. Bak yine benim ışık gidiyor ya. Yine bu ışık. Bakın şu an ışık göz kırpıyor. Ya turuncu ya da kesin bu ışık için ya. Geçen de böyle olmuştu. Ama yolda ilgisi yok. Yol düzgün oldu hadi. 40 ölçüyor arkadaş. Toparladı gibi, neyse bakalım. Yine ışık yüzünden bunu kokmayız yani. Ulan hadi yani ister işte bazen. Şu an 11 derece. Gösteriyor bu cihaz. Zaten bugün abi böyle 4-5 derece olmadığı için çıkmak istedim. Yarın da hafta sonu olduğu için çıkamayacağız tabii ki. Bugün ışığın azizini uğramayalım diye böyle ışık yoldan gez, ışık olan, karanlık olmayan. Çünkü her an kapanabilir bu. Öyle görünüyor ki bize yeni bir ışık yolu göründü. Şu nokta arkadaşlar, aynı şey başına gelirse akşam sürüşünüze ön için niye önemli? Tabii ki ben bizi görmek için önceki kalınlık ağırlarla. İkincisi, böyle sağda bıraktığınız araçlar yola çıktığı zaman ne yapıyor? Bakanlar aynaya bakıyor. Gelen bir ışık varsa geçmiyor. Yola çıkmıyor.
3 sağdan ara yoldan ara çıkacak olan ara ser. Bakınca bu tarafa doğru sizi görüyorlar. Işık olmayınca görmeleri zor. Fark etmeler daha doğrusu. Daha zor. Bunlar dikkat edin, o yüzden ışıklanıyoruz. Bu arada lastik hoşuma gitti. Güzel. Şu an güzel. Yolda bırakmazsa sevmeye devam edeceğim. Bu yola yine asap düşermiş. Güzel olmuş yani kaymak gibi. Müstifeciydi. Çökmüştü bu yol böyle hafif. Ama her güzel şey gibi bıraksa bitti. Hemen son buldu. Karanlık bir bölge var. İlerisine gidemeyeceğiz mecburen. Döneceğiz. Risk almıyorum gereksiz yere. İlk bir saat niye döneceğiz? Işığın azizliği. Böyle karanlığa gelince ileride şişiyor biliyorum orayı. Burada mecburen döneceğiz geriye. Evet arkadaşlar, modumuz bu. Üstümüze kalın bisiklet montu var. Ayağımda bir tane mesela var, bunu görüyor musunuz? Bu mesela bayağı işe yaradı, onu söyleyeyim. Bu mesela çok sevdim, iyiymiş. Çok işe yaradı. Şimdi kadar üşümedi, gayet iyi. Normalde olsa ayağım ciddi üşüyordu. İyi buluş, iyi icat. Burası Kund yolu biliyorsunuz zaten. Şu an 10 dakikamız oldu. Yani akşam vakti için herhalde 22-23 olur. Daha antrenman değil. Nasıl antrenman değil yani, aslında bana antrenman denmez ya. Neyse. Ben yola devam. Görüşürüz sonra. Evet arkadaşlar, bu aksiyon kamerasının göğüs bandına takılan aparatlarından bir tanesi kırıldı. Hatta ikisi kırıldı takarken. Nasıl anlamadım. Bu kadar hiç fikrim yok. Artık soğuktan mı oldu bilemiyorum. O yüzden göğüs bandı takamayacağım. Başlığı takma şansım yok. O yüzden burada biraz antren yapacağım, devam edeceğim yani hızlı bir şekilde. İleride yine bu şekilde çekmeye çalışırım. Haydi inşallah diyoruz. Vay. Dediğim gibi aparat kırılınca, kamerada aparat kırıldı, biraz parçası. Göğüs bandına koyamadım. Şu an 24 metre geçti. Kırpmak üzere. 25 metre bitecek kır. Aşağı yukarı. Aparası yeniden ettik gibi. Artık kapı önünde biraz konuşuyoruz, sonra bu kısa tura veda ederiz. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar, bu tura böyle oldu. Işığımız bozuldu.
aksiyon kamerasının göğüs aparatına bağlanan aparatındaki başlıklar kırıldı. Başlıklar çatladı, sonra kırıldı, sesini duydum. Şimdi de 25 günü tamamlayarak bu turda atlattık. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.